değişiklik şart. Değerli aydınlılar, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları bizim başkanlarımız. 14 yıldır Aydın'da hiçbir çocuk aç karnı aç yatağa girmedi. Hiç kimse soğuktan üşümedi. Çünkü bizler varız. Değerli aydınlılar, her zaman çiftçimizin, köylümüzün yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Özellikle kadın kooperatiflerimize tam destek verdik. Kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri 13 tane Halk Eget şubelerinde sizlerle buluşturduk. Ve kadınlarımız kazandıkları bu parayla çocuklarının eğitimine, özellikle kız çocuklarının eğitimine destek oldular. Daha birçok sosyal belediyeciliği uyguladık. Bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz? 14 Mayıs'tan sonra bu projeleri tüm Türkiye'de uygulayacağız. Şimdi biraz biz bizeyiz, yabancı yok. Dertleşelim sizlerle. Bugün Avrupa'da yaşayan bir genç işe girdikten kısa bir süre sonra bir araba sahibi olabiliyor. Türkiye'de bir genç araba sahibi olabilir mi? Nerede? Karnını anca doyurabiliyor. Peki Avrupa'da yaşayan bir emekli Türkiye'ye, Kuşadası'na, Didim'e 5 yıldızlı otele tatil için geliyor. Bizim Türkiye'de yaşayan emeklimiz tatile gidebiliyor mu? Hayır. Torununa bir oyuncak bile alamıyor. Peki Avrupa'da yaşayan bir memur kısa bir sürede ev sahibi olabiliyor mu? Evet, olabiliyor. Peki Türkiye'deki bir memur ev sahibi olabiliyor mu? Ay sonununu zor zahmet getiriyor, kıt kanaat geçiriyor. Peki Avrupa'da yaşayan bir işçi, emekçi kardeşimiz refah içinde yaşıyor. Türkiye'de bir işçi refah içinde yaşayabiliyor mu? Ayda bir kilo kıymayı zor alıyor, zor alıyor. Bunu daha uzatabiliriz. Gençlerimizin tekrar umudunu yeşertmek için, emeklimizin tekrar yüzünü güldürmek için, İşçimizin, emekçi kardeşimizin daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için refahın, huzurun, sevginin, kardeşliğin, baharın gelmesini istiyor iseniz 14 Mayıs'ta pazar günü birinci turda bitirecek misiniz? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Hadi gari Aydın, patlatın şu sandıkları. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Helal olsun size, helal olsun. Değerli aydınlılar, ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğer bugün burada sizlere hitap edebiliyorsam sizlerin sayesindedir. Sizin desteğini çok teşekkür ediyorum. Minnettarım size. Ama en büyük teşekkürüm Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e.
İki, her zaman söylüyorum. İki tane kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan. Evet, şimdi hep